Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi yayınlar Onur Şahin, hem size hem konuklarınıza. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Beşiktaş'ın transfer gündeminde özellikle Elneny ismi gündemde. Sergen Hoca'nın hep beğenisini ifade ettiği bir oyuncu. Adem Laiç ile yollar ayırmak istiyor Beşiktaş. Bunun dışında da bugün itibariyle yaşanan sıcak gelişmeler neler diyelim? Hemen sözü sana bırakalım sevgili Tuna, çünkü önemli bir gün bugün. Evet Onur Şahin, bu akşam UEFA'ya son güncel listesini verecek Beşiktaş ve bir anlamda da aslında transfer kapanmış olacak. Belki Türkiye'de transfer devam edecek ama açıkçası ben çok fazla Şampiyonlar Ligi listesi sonrasında bir ismin takıma katılacağını düşünmüyorum ki dün itibariyle de Elneny ismi ön plana çıkmış durumda. Beşiktaş, Jason Fernandez için Benfica'dan gelen olumsuz yanıt üzerine diğer alternatifler üzerine araştırmalarına devam etmişti. Elneny ismi gündeme geldi. Ancak hem Arsenal kanadı hem Mısırlı oyuncu kanadı şu an için transfere çok sıcak değil. Açıkçası saatler şu an 16.31, bu dakikadan sonra bir transferin Türkiye'ye yetişme ihtimali de her dakika biraz daha azalıyor. Hem büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne şu andaki kadronun iletebileceğini düşünüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş transfer dönemini bu şekilde kapatacak gibi gözüküyor. Ama tabii geçmiş yıllardaki tecrübelere, deneyimlere dayanarak söyleyelim, 10 dakikaya kadar beklemekte fayda var. Ama gün itibariyle Elneny ya da farklı bir ismin kadroya katılması zor gözüküyor. Belki takımdan ayrılacak isimler gündeme gelebilir ki yönetimin zaten onlarla görüşmeleri devam ediyor ama özellikle Lens ve Laiç tarafına bakıldığında iki oyuncunun çok olumlu bir dönüşü yok kulübe. Bu alanda Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor ama zaten bu iki oyuncunun Şampiyonlar Ligi ya da Türkiye ile alakalı herhangi bir beklentisi olmadığı için bu süreç daha da uzayabilir. Biz gün boyunca mesaimizi sürdüreceğiz. Beşiktaş'ın nihai listesini vereceği dakikaya kadar yayınlarımızı sürdüreceğiz. Farklı bir isim gündeme gelirse ya da Elneny ile alakalı bir gelişme olursa da izleyicilerle paylaşacağız Onur Şahin. Tuna Akdemir, çok teşekkür ediyoruz. Aslında Tuna Akdemir'in bu açıklamaları tam 2 saat öncesine ait. 2 saat sonrasında çok önemli gelişmeler yaşandı. Beşiktaş, Pjanić ile anlaştı, İstanbul'a geliyor. Pjanić'in Türkiye ve Rusya'da bazı kulüplerle görüşme gerçekleştirdiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İspanyol basını Boşnak Yıldız'ı menajerin Türkiye'de görüşme gerçekleştirdiği takımı duyurmuştu. Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş, Yıldız ismi İstanbul'a getiriyor. Barcelona'da bu sezon ayrılması beklenen Pjanić'in menajeri Rus ve Türk kulüpleriyle görüşüyor. Rus haberine göre Pjanić'in Bosna Hersekli menajeri Rus ve Türk kulüpleriyle görüşmelere başladı. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pjanić'in kiralık olarak Rusya ve Türkiye'de forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi. Pjanić'in geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla ligde 19 maçta forma giydi. Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası dahil olmak üzere tüm kulvarlarda ise 30 maçta görev yaptı. İspanyol basını Yıldız ismin Galatasaray ile görüştüğünü iddia etmişti. Son dakika haberine göre Beşiktaş, Pjanić ile görüşmelere başladı. Kısa sürede görüşmeler neticelenirken Yıldız isimle anlaşma sağlandı. Siyah beyaz takım transfer için Yıldız ismi İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlar Pjanić ile kiralık sözleşme imzalayacak. Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Bosna Hersekli futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve belgeleri UEFA'ya yetiştirilmeye çalışılacak. Bir yıllık kiralık sözleşmenin imzalandığı, sağlık kontrolü sonuçlarının gece saat 1'e kadar yetiştirileceği belirtilirken aksi takdirde UEFA listesine yazılmayacak olan Pjanić sadece Süper Lig'de Beşiktaş forması giyecek. 31 yaşındaki orta saha futbolcusunun maliyetinin bir kısmının İspanyol kulübü tarafından karşılanması da masada. Messi ve Griezmann'ın ayrılmasının ardından Barcelona'da Coutinho'dan sonra en fazla kazanan futbolcu konumunda bulunan Pjanić'in Katalan ekibindeki mali kriz sebebiyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Kariyerinde Lyon, Roma ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Pjanić, 2020 yılında 60 milyon bonservis bedeliyle Juventus'tan Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Pjanić, Katalan ekibinden yılda 16.3 milyon euro kazanıyor. Al-İttifak'tan da Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya dev teklif. Beşiktaş ile sözleşme sezon sonunda bitecek olan Vida için Suudi Arabistan takımı Al-İttihad'dan ciddi bir teklif geldi. Takvimin haberine göre siyah beyazlara Hırvat futbolcu için 5 milyon euro bonservis teklif edildi.
Tecrübeli futbolcuya ise 2 yıllık kontrat ve 5 milyon euro net maaşın dışında ekstra olarak kendisine sunulan bonuslarla 15 milyon euroyu bulan devasa bir sözleşme önerildi. Vida takımdan ayrılmak istememesi ve Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapması sebebiyle teklifi direkt reddetti. Geçtiğim sezon başında da Vida'ya Arabistan'dan yıllık 6 milyon euro maaş, Bentley marka lüks araba, lüks villa ve yat içerikli zengin bir teklif sunulmuştu. Gedson Fernandes için de açıklama geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer etmek için büyük çaba harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili açıklama geldi. Siyah beyazlar ve sarı kırmızılar teknik direktör Jorge Jesus'u neredeyse hiç süre vermedi Gedson Fernandes için teklif yaptı ama Portekiz ekibinden olumsuz yanıt aldı. 22 yaşındaki futbolcunun geleceği merakla beklenirken Benfica cephesinden açıklama geldi. Benfica basın sözcüsü Farinha, Bein Sports'a yaptığı açıklamada "Henüz Şampiyonlar Ligi kesinleşen listesini UEFA'ya teslim etmedik. Gedson Fernandes büyük ihtimalle listede olacak." ifadelerini kullandı. Bu arada Gedson Fernandes transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, Muhammed Elner için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Gedson için son bir hamle daha yapması bekleniyor. Beşiktaş'a da hesaplı stoper Montero. Beşiktaş uzun süredir birçok stoperle görüşüp sonunda tanıdık bir isme yöneldi. Kartal geçtiğim sezonda formasını giyen Atletico Madridli Montero'yu kadrosuna kattı. Yaz döneminde Diego Odin, Boateng ve Kaan Ayhan isimleri üzerinde duran siyah beyazlar 3 futbolcudan da yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçmişti. Yönetim Madrid ekibiyle Montero'nun bonservisinin %50'sine 750 bin euro ödeme noktasında anlaşırken oyuncuyla da 850 bin euro maaş ve 3 artı 1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Dostlarım, bugün gündem kısıtlı olduğu için videomuza Avrupa'dan futbolla devam edeceğiz. Manchester United'ın flash transferi Ronaldo kulübe servet kazandıracak. Juventus'tan ayrılıp eski kulübü United'da anlaşmaya varan Ronaldo takımına önemli bir gelir kaynağı olacak. Transfer döneminin son günlerinde piyasaya damga vuran Ronaldo Juventus'tan ayrılık kararı aldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından ilk olarak City'nin gündemine gelen Portekizli yıldız, Sir Alex Ferguson gibi figürlerin de devreye girmesiyle eski kulübü United'a dönmüştü. Kırmızı şeytanların ciddi bir yatırım yaptığı efsane isim, kulübüne kazandıracağı gelirlerle maliyetini çıkarabilir. Juventus'tan 19.8 milyon pound karşılığında bonservisin alındığı ifade edilen Ronaldo'nun sponsorluk gelirleriyle birlikte kulübe bir yıl içerisinde 30 milyon pound gibi bir gelir kazandırması bekleniyor. Instagram'da 261 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda dünyanın bir numarası olan Ronaldo, kişisel markasının kulübe getireceği itibarla büyük bir gelir kapısı oluşturabiliyor. Alman basını açıkladı, Haaland'ı Bundesliga'da tutmak zor olacak. Erling Haaland, Salzburg'daki çıkışından sonra Dortmund'da çıtayı iyice yükseltti ve yeni neslin en dikkat çeken santraforu haline geldi. Avrupa'nın devleriyle adı anılan Norveçli yıldızın Bayern Münih'e gidebileceği iddia edilmişti.